Neredesin sen? Tamam. Hadi videoya başlayacağız ya. Abi niye telaş yapıyorsun? Uçak rötar yaptı yani. O kadar yol geldik. Ha, Çinlerden. Yani adama Çin'den o kadar AirPods getiriyoruz. AirPods mu bu? Pardon. Xiaomi. Air 2 SE. Bu SE de ünlü oldu ha. Special Edition. Herkes bir SE koyma peşinde. Cospad Prime mesela SE diye bir saat çıkarttı. iPhone'un SE'leri zaten meşhur. Bu da SE. Special Edition'ın artık bir anlamı kalmadı çünkü seri üretimde olan bir şey ve stoğu olmayan bir şey. Devamlı üretiliyor. Saçma. Evet Tolga, nasılsın? İyidir abi, seni sormalı. Ben de iyiyim, nasıl olsun? İdare ediyorsun. Nasıl gidiyor? Görüyorum. Bayağı güzel kutu açılımları yapıyorsun. Biz Çinlere gidemiyoruz senin gibi, getirtmeye çalışıyoruz sadece. Abi işte yani kıramadım seni, biliyor musun? Adam dedi ki şimdi yani abi dedi bizim stoklarda bir sıkıntı var, gümrükten geçemiyor, sen bana bir git getir dedi. Dedim abi ne demek ya? O senin fakirliğin diyorsun yani. Estağfurullah canım. Neyse hadi ürünümüze geçelim, şaka bir yana. Bugün Xiaomi'nin Air 2 SE modelini inceleyeceğiz. Değişik bir kulaklık, yorumlarını vesaire okudum. Gayet güzel gözüküyor. Sürekli kulak içi kulaklık tanıtıyorsun diye kızanlar var bana. Bu açık bir kulaklık, yani silikonlu değil. Tasarım olarak kulaklıkların tasarımından bahsediyorum. Xiaomi AirDots Pro'ya benziyor. Kutusu biraz farklı sadece. Xiaomi AirDots Pro'da AirPods kutusu gibi dikey olarak çıkartıyordunuz. Bunda yatay bir kutu mevcut. Açalım mı? Hadi açalım. Hadi al sen aç. Ya yok mu senin satır matır bir şey? Satır yok ya. Şey alacağım bu arada. Hadi onu da söyleyeyim bu videoda. Artık ustura falan bulacağım, bir tane eski stillerden. Onunla falan açacağım paketleri videoda. Yani abi reziliz ya, şuna bak. Bak kameradan çıkıyorsun ya. Aa. Pardon ya abi, ben senin kadar profesyonel değilim. Estağfurullah da yani. Kutu açmadım. Vay, ben buna giriyorum bu arada. Gir gir. Ama anahtar kalsın, motora bineceğiz. Hadi bismillah. Hadi. Oha. Kutumuzun içinde başka bir şey kalmadı. Kafadan. Bir şey söyleyeyim mi? Kutulama nereden çalıntı? Ben onu söyleyeyim. Bu Huawei'nin kutulama tasarımı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Huawei değil, Huawei diye söyleniyor bu arada ama birine Huawei desen ağzının üstüne vurur Türkiye'de. Türküz yani, nasıl söylüyorsan öyle. Öyle. Neyse bir bakalım başka bir şey var mı? Şu alttan evet bir şeyler çıkıyor. O kadar. Şunu okuyor musun? Bunu okuyamıyorum çünkü bu Çince. Tamamen Çince. Okumak istesem de okuyamam ama sende biraz Çince var diye biliyorum ben. Ben de var da şimdi arkadaşlar şey yapmayalım yani bunu. Boş ver sen şimdi. Bir tane USB kablomuz çıktı. USB Type-C'den tip A'ya çeviren küçük, kısa bir kablo. Silikon bir yapıya sahip ve kaliteli duruyor. Üstünde herhangi bir Xiaomi logosu mevcut değil. Attı adam ya. Hemen kulaklıklarımızı çıkartalım. Bu arada kutu çok güzel gözüküyor. Allah intihar etti tamam. Kutumuzu da çıkartalım. Böyle narince. Sen de kutularına temiz bakanlardansın. Tabii tabii. Kutu çok hafif bu arada, bayağı hafif. Şöyle yakından göstereyim. Herhangi bir Xiaomi logosu mevcut değil. Arkasında Mi logosu var. Yine Çince bir şeyler yazıyor. USB Type-C girişimiz hemen menteşenin altında. Ön tarafında şöyle kaldırabileceğiniz bir çentik var ve altında küçük bir led bulunuyor. İç kısmına geldiğimizde sade bir tasarım var. Parlak bir yüzey var ve şarj entegreleri bulunuyor. Kulaklıklarımıza oturtalım. Mıknatıslı mı diye bir bakalım. Evet, mıknatıslı. Şak diye oturuyor. Oha, bu arada çok güzelmiş. Tekrar açtığımızda rahat alınıyor bu arada kulaklıklar. Onu da denemiş olduk. Şimdi kulak... Bu arada sen bayağı sustun ya yanımda. Ben şu an abi böyle kilitlendim. Bu arada kulaklıkların tasarımı gayet güzel. Şu gördüğünüz stick yani çubuk kısmı biraz kalın, onu söyleyeyim. Ben böyle sevmiyorum tasarım ya. Evet, biraz daha... Çok kaba. Kaba evet. AirPods'a göre bayağı kaba duruyor. Şimdi bir telefonumuza bağlayalım. Ha, ters koymuşum. Evet bu arada. Ters koyduğunuzda da kapanmıyor, onu da söyleyeyim. Evet şimdi Bluetooth'a giriyorum. Aşağı indim. Kapağı açtım. Hemen Mi Air 2 SE çıktı. Kapakla çok oynamanızı tavsiye etmem. Bozulma ihtimali var. Çünkü kapağı açtığınızda devreye giriyor Bluetooth. Aç kapağı yaptığınızda bozarsanız bağlantıda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet şu an bağlandı. Ya da şimdi denemedim. Vazgeçti. Vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Benim uçağım var çünkü geri dönüyorum. Ben gitmem lazım abi. Pekin'de uçağım var benim. Çünkü incelemeyi daha sonra yapacağım. Biraz kullanmak istiyorum size daha güzel anlatabilmek için. Şimdi burada 2 dakikalık dinlediğim müzikle size ses performansını söylemem çok doğru olmaz. Şu an telefona bağladık. Bağlantıda bir problem yok. Hızlıca bağlandı. Teknik özellikleri ve ürünün kullanım deneyimlerini videonun devamında anlatacağım. Ama videonun devamına Tolga'sız devam edeceğiz. Tolga'yla da bir video çektik bu arada. Benim ufak böyle çok stüdyoyu göstermeden işte kullandığım ekipmanları, ufak tefek böyle tavsiyelerimin olduğu bir soru cevap şeklinde bir video yaptık. Nasıl oluyor işler diye bir seri yapmaya başladı Tolga. Bu tarz işte YouTube'la uğraşan insanların neyi nasıl yaptığını anlattıkları bir video serisi ve ilk konuğu bendim. Sağ olsun İstanbul'dan geldi. Hem ben ona misafir oldum hem de aynı zamanda o benim misafirim şu an. Yukarıda çıkacak Tolga'nın videosuna da gidebilirsiniz. Bak bunu da videonun ortasında kimse yapmaz. Herkes vay çıkıp be. Gidecek şu an videodan. Bu video bittikten sonra gidip izlerseniz sevinirim. Yani sonra görüşürüz. Evet selamlar, geri döndüm. Kulaklığı bir haftadır kullanıyorum. Testlerine geçmeden önce kulaklık hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum ve birkaç teknik detay vereceğim. Öncelikle kulaklıklar fiyatına göre güzel. Beğendim ama ergonomisini hiç beğenmedim. Ergonomisinden kastım kulağa uyumluluk. Yani tabii ki bu kulaktan kulağa değişen bir durum. Fakat böyle benim kulağıma sanki düşecekmiş gibi geliyor. Bu arada kullanırken hiç kulağımdan düşmedi ama sanki böyle tam yerine oturmuyormuş gibi bir hissiyatı var, öyle açıklayayım. O yüzden bu konu beni biraz rahatsız etti. İkinci rahatsız eden konu kaba gözükmesi. Xiaomi AirDots Pro 2'ye göre biraz daha uzun yapılmış. Kalınlığı aynı. Şöyle görebilirsiniz nasıl durduğunu. Ben AirPods'lara alıştığım için biraz kaba geldi bana görüntüsü. Çünkü AirPods'lar bildiğiniz üzere bayağı ince. Ses kalitesi olarak ben beğendim. Çok equalizer'la oynanmış bir ses yok. Gayet temiz bir ses alıyorsunuz. Ama açık bir kulaklık olduğu için tabii ki son sesle dinlerken dışarıya ses veriyor, diğer kulaklıklarda da olduğu gibi. Ama böyle iş için kullanacaksanız genellikle, yani telefonla konuşma sürekli kulağınızda kalacaksa evet iyi olabilir. Uyuyorsa kulağınıza o şekilde alın. Ben mesela dediğim gibi düşmüyor ama sürekli böyle elimle düzeltme ihtiyacı duyuyorum. O konuda sevmedim. Kutusunu çok sevdim bu arada. Kutusu gayet şık ve minimalist duruyor. Yani sade bir tasarım olmuş. Cebinize falan da çok rahat sığıyor. Evet, şimdi teknik detaylara gelelim. Kutumuzun kulaklıklarla birlikte toplamda 48 gram bir ağırlığı var. Gayet iyi bir rakam. Kutumuzun 410 mAh bir batarya kapasitesi var. Kulaklıklarında 40'ar. Yani 5 kere doldur boşalt yapabiliyor neredeyse. Ben denedim, kulaklığın full şarjdan bitirene kadar kullandım. Ortalama kulaklıkların şarjı 4,5 saat kadar gidiyor. Kutuda tam olarak 5 kere dolduruyor bu arada, onu da denedim. Yani totalde size 22-23 saat bir müzik deneyimi sunuyor. Ama tabii ki kullandığım süreçte hep full ses kullanmadım. %70, %80 civarlarında kullandım sesi. Bu şekilde gitti. Eğer biraz daha kısıkta dinlerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Kulaklıklar kutunun içindeyken 0'dan 100'e 1 saat 25 dakika civarında şarj oluyor. 1,5 saat diyebiliriz. Tamamen şarjı bittiğinde 15-20 dakikalık bir şarjla yaklaşık 5 saat müzik deneyimi yaşatır size. Bu konuda fena değil. IPX5 sertifikasına sahip, yani yağmurda vesaire veya terlemede hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki suya gireceğiniz anlamına gelmiyor bu. Bu konuda da gayet yeterli bir sertifikaya sahip. Çekim mesafesi için de şunu söyleyebilirim. 10 metre, 12 metreye kadar rahat çekiyor. Tabii ki aranızda bir duvar veya bir cisim olmaması gerekiyor. Spor salonunda telefonunuzu bir yere koyup çok rahat spor salonunun içinde dolaşabilirsiniz. O konuda yeterli. Hadi bu bilgileri verdim. Şimdi testlerimize geçelim. Evet, ilk önce size dokunmatik kontrollerini göstereceğim. Çok kısa sürecek çünkü 2 tane kontrolü var sadece. Bu konuda çok yetersiz kalmış. Evet, şimdi göstereyim. Müziğimiz durmuş durumda. Çift tık yapıyorum sağ kulağa. Başladı. Bir çift tık daha yapıyorum. Durdu. Bir daha yapıyorum. Sadece sağ kulaklıkta yapabildiğiniz şey bu. Sol kulağa geçtiğimizde de çift tık yapıyorum ve sesli asistan açılıyor. Nasılsın? Tamam, sen niye benim nasıl olduğumu sormuyorsun ki? Gördüğünüz gibi sadece bu kadar. Yani birkaç atama daha yapılabilirdi. 3 tıklama olayı gelebilirdi. Basılı tutma olayı gelebilirdi ama hiç yapmamışlar bile. Sadece müziği durdurup başlatabiliyorsunuz. Tabii ki telefon çaldığında sağ kulaklıkla çift tık yaptığınızda çağrılara da cevap verebiliyorsunuz. Sol kulakta da sadece sesli asistan var. Yani günümüzün teknolojisine göre özellikleri çok kısıtlı tutulmuş. Sebebini bilmiyorum. Şimdi sensör testlerini yapalım. Başlatıyorum. Kulaklığı çıkarttım. Durdu. Takıyorum. Devam ediyor. Sol kulaklığı çıkarıyorum. Durdu. Takıyorum. Devam ediyor. Sensörleri de dokunmatikleri de aslında çok güzel çalışıyor ama dediğim gibi keşke dokunmatik kontrollerine bir şeyler daha ekleselermiş. Şimdi bir de mikrofon testlerimizi yapalım, ardından ses ve gecikme testlerini yapacağız. Evet, şu an sesimi Xiaomi Air 2 SE'den alıyorsunuz. Kapalı bir alandayım. Hemen yanımda klima çalışıyor. Bir haftadır düzenli olarak kullandığım için mikrofon performansını biliyorum. Görüşmelerde hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Bu konuda gerçekten güzel yapmışlar. Ses biraz robotik geliyor. Böyle hani yapay bir ses var ama gayet net ve temiz bir şekilde gidiyor karşıya. Şimdi de açık kalabalık bir ortamda yaptığım mikrofon testine geçelim. Şu an sesimi Xiaomi Air 2'den alıyorsunuz. Bu arada rüzgar sesi kesinlikle geliyordur. Bildiğiniz fırtına var şu an. Yanımdan arabalar falan geçiyor. İş makinesi var, uzaktan geliyor sesi ama ben kendi kulağımla duyabiliyorum. Mikrofona geliyor mu bilmiyorum. Rüzgar dediğim gibi bayağı fazla. Çok rahat bir şekilde rüzgarlı alanda da telefonla görüşme yapabiliyorum. Karşıdakilerden hiçbir şekilde şikayet gelmedi. Sizlerin de mikrofon hakkındaki yorumlarını bekliyorum. Vergi mevzusuna geleyim. Yine vergiyi patlattılar. Bayağıdır yapmıyordum, biraz kıllatayım dedim. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kulaklık benden 10 üzerinden 7 alır. Onu da mikrofonu için veriyorum. Sesi de gayet güzel ama dediğim gibi ergonomisini ve bu kısıtlı ayarlarını beğenmedim. Bu arada kulaklıkta ışık mevzusuna takılanlar oluyor. Kulaklık kulağınızdayken OLED'ler hiçbir şekilde yanmıyor. Biz Tolga'yla başında komiklik olsun diye ufak bir kurgu yaptık. Bu arada ben ürünü Banggood'dan satın aldım. Aşağıda açıklamada linki var. Oradan tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bu arada kulaklık hakkında merak ettiklerinizi aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.